Hüsamin. Böyle bir Rize'de bir 5 yaşında bir çocuk. Lösemiye yakalanmış. Kemoterapi. Saçları dökülmüş. Reklam arasında konuşmuştuk. Burundan besleniyor. Çocuğa demiş ki doktorlar, annesinin babasına, modern tıp bitti, bizim yapacağımız bir şey yok. Alternatif tıp mı deneyin demişler. Onlar da alternatif tıp, Türkiye'de ne kadar uzmanım diyen kişi varsa hepsinden ürün almış, kullanmışlar. Hiçbir etkisi olmamış. Beni aradı, dedi ki ya bütün bununla işi yapanlar hep şarlatan mı dedi. Dedim haklı olabilirsin ama bizi denemedin. Dene gör. Denemeden olmaz. Kaç milyar param boşa gitti dedi. Para önemli değil dedi. Panik oluyorum, çocuğuma bir şey olacak, gidecek diye. Korkuyor tabii. Tabii. Bağırsakları çalışmıyor. İki defa böyle bağırsakları artık çalışmıyor ilaçlardan dolayı. Dedim bir hafta, iki hafta kullan bir bakalım. İksiri gönderdik. Tabii bizim ürün fiyatına göre şaşırdı. Çok ucuz. Yani bu formülle. Uygun. Çok uygun. Bir şey demedi artık. Kullandı. Bir hafta sonra beni aradı. Dedi ki çocuğun bağırsakları çalışıyor dedi. İyi dedim. 3 ay sonra bağırsaklar dışarıda tabii. Kolestemi torbada. Ameliyatla bağırsaklar içeri alınır. 6 ay sonra okuluna gider dedim çocuğunuz. Merak etmeyin. Moral olsun diye söyledim ben. Yani. Moral çok önemli. Çok önemli. İnşallah inşallah gerçek mi söylüyorsun dedim. Gerçek dedim. Bir de siz garanti de yani tamam bu formülü kullanın. Bu şekilde hayatınızda ya da sağlık noktası işte değişiklik olacak da demiyorsunuz. Bence o da çok önemli İbrahim Bey. Çünkü modern tıpta bir de %100 tabii, değil mi? Hiçbir zaman kesinlik yoktur. Diyemeyiz. Mesela bu 63 yaşındaki bayan kan kanseri, lösemi çok ağır. 4 ay kemoterapi görmüş. Yani. Ve sürekli kan değerleri düşüyor yani tromboz sayısı düşüyor. Çok çok düşüyor yani 130 ile 400 arası olması gereken değer 14'e düşmüş. İkide bir hastaneye gidip kan veriyorlar. İçeride nasıl bir mücadele var demek ki değil mi? İnsan tabii. Bilgisinde. Selma Hanım mıydı? Emine. İsmini söyleyebiliyoruz değil mi? İzin vermişti. İzin verdi. Evet, çok geçmiş olsun diyelim. Gerçekten şimdi hayat onun için yeniden başlıyor. 25 günde değerleri normale dönünce bütün hastanenin yani bu konudaki uzman doktorlar da şaştı. Devam edin. Çok güzel, iyi gelişmeler. Onlar da devam edilmesini tavsiye ettiler. Rize'deki bu çocuk da işte bir hafta içerisinde bağırsakları çalışmaya başlayınca onlar da şaşırdı. Ben dedim ki 3 ay sonra ameliyatta tekrar bağırsakları içeri alınır. Birkaç gün sonra yemek yemeye başlayabilir, çorba, hafif yemekler. Yani moral vermek için konuştum. Gerçekten de 3 ay sonra bağırsakları ameliyatla içeri alın tekrar normale döndü. 6 ay sonra çocuk normal okula başladı. Maşallah şimdi ama aradan 3-4 yıl geçti. Şimdi mesela çocuk grip olsa, üşütse, nezle olsa babası hemen beni arıyor. Ne tavsiye edersiniz hocam? Hangi bitkiyi kullanabilirim? Dedim doktorunuz sor, ondan sonra bana sor. Doktorunuz sor, ne olduğunu bilmem ben. Güzel. Yani ona göre bir bitki tavsiye ederim. Herhangi bir şey. Şimdi maşallah hiçbir problem yok. Çok